Yeşiltepe Mahalle Muhtarlığındayız. Muhtarımız Nadiye Hanım'la beraberiz. Siz yıl boyu neredeyse hem gıda yardımı hem giyim yardımı mahallenizdeki ihtiyaç sahiplerine destek oluyorsunuz. Bu destekler nereden geliyor? Bunu nasıl planlıyorsunuz? Kısaca bize anlatabilir misiniz? Mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerden bize müracaat etmeleri veya komşularının şu ihtiyaçlı demesi üzerine gidip kontrol ediyoruz veya araştırıyoruz. Onlar listeliyoruz. Muhtarımızda böyle bir listemiz mevcut. Bu sene Ramazan'da 1460 kişiye yardımda bulundu. Bu bir Ramazan'da kalmıyor Yeşiltepe Muhtarlığı'nda. Sürekli yaptı ailelerimiz var. Bu ailelerimize de mahallemizin iş insanı, çok değerli kardeşimiz, ara ara hiç biz talep etmeden, söylemeden, kendi rızasıyla, Allah rızası için bize sürekli yardımlarda bulunuyor. Mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamız için. Kendinin Rabbim birini bin etsin inşallah. Bunu kartlarla, erzaklarla, kıyafetlerle, çeklerle sürekli destekliyor. Mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerimizi en azından onurlu bir şekilde kendi adını vermeden çok güzel yardımlar yapıyor. Biz de onun yaptığı yardımlara vesile oluyoruz. Şimdi arkanıza bakıyorum. Rengarenk montlar, okullarımız açıldı. Çocukların da ihtiyaçları var. Bunlar dağıtılacaklar. Sahiplerini bekliyor. Bunlar yeni geldi galiba, değil mi? Evet, yeni geldi. Yine hayır sahibimiz her zamanki yaptığı gibi o güzel düşüncesi ve hayırlarıyla hem ailelerin kırtasiye malzemeleri alması için kartlarını hem de çocukların üşümemesi için montlarını gönderdi. Biz de listelerimiz hazır. Bunları aracılık yaparak onun hayrını yerine getirmeye çalışacağız. İnşallah bu mahallemdeki diğer durumu iyi olan insanlara da vesile olsun. Onların da bu şekilde yapmasını çok istiyorum. Çünkü Yeşiltepe'nin bir ayrıcalığı var, dezavantajımız bu bizim. Çok fazla ev sahibi olmadığı için burada genelde hep kiracı ve kiraların şu anda Zeytinburnu'nda çok yüksek olmasından dolayı bir asgari ücreti geçecek şekilde kiralar veriliyor. Ve bunların evinde 2-3 çocuk değil, bir çocuk dahi olsa onun beslenmesini karşılayacak durumları yok. Ve çok zor durumdalar. Hepimiz elhamdülillah İslam'ız. En azından insanız. Komşun açken tok yatan benden değil diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bunu da yerine getirmek için duyarlı, hayırsever, mahallesindeki komşusunu, etrafını gören hayır sahiplerimizin de örnek iş insanımız, değerli kardeşimizin örnek alarak onların da bir şekilde muhtarlığımıza uğrayıp listelerimizden de istediklerini alıp kendileri gidip yapabilirler veya gelip burada kendi elleriyle de dağıtabilirler. Bizi de vesile yaparak bu hayırları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamıza vesile olurlarsa çok sevinirim. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum kıymetli kardeşime. Ya kendisinin isteğiydi aslında, biz bunları dağıtırken çekilmesini istemedim insanları rencide etmemek için, ama siz dağıtıyorsunuz, o esnada neler yaşıyorsunuz, birkaç bir şey anlatabilir misiniz bize? Mahallede çok fazla ihtiyaç sahibi olduğu için çok zorluk yaşıyorum. Çünkü Allah hayrını kabul etsin, buradaki mont 120 tane mont geldi. Ama bunu duyan işiden benim çocuğumun da yok, benim de ihtiyaçlıyım diye gelip de çok sitem edenler var. Biz de diyoruz ki tamam, siz ihtiyaçlısınız, sizi biliyoruz ve çok fazla da kişimiz var. Ama gelen adetimiz bu. Aileden birine verip bir çocuğa öbürüne vermediğim zaman çok sıkıntı yaşıyorum. O çocuğun boynu bükük kalarak gitmesini istemiyorum. Bir aileden 2-3 çocuğa verdiğim zaman öbür ailelere veremiyorum. Ben bunun sıkıntısını yaşıyorum. Gelin Yeşiltepe'deki iş insanlarımız, hayırseverlerimiz, bu sıkıntıları çözmek için beraber çalışalım. Ben varım, siz de varsanız buyurun gelin. Teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Ben de teşekkür ederim, sağ olun, var olun.